Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz ve kanalım arkadaşlar yeni ilave macerayı işte benim bütün demir adamlarım isimli etkinliği tanıttı arkadaşlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Detaylarına bakacağız. Artı mağaza açıklandı. Zaten bununla ilgili bugün bir video yapmıştım ama işte kabandan hızlı davrandık. Yapacak bir şey yok. Neyse başlayalım arkadaşlar ufaktan. Şimdi bunun hızını birazcık yavaşa alacağım ki detayları kaçırmayalım. Hadi bakalım başladık acılar. İlk hafta bu ilk iki bölüm açılacak arkadaşlar. İlk haftanın bossunda olağanüstü Demir Adam ve Hulk Buster var. İçerisine baktığınızda bu tabi en böyle efsanevi zorluk seviyesi ve arkadaşlar oldukça yüksek gözüküyor. Dikkat edin. 40 bin mesela boss 40 bin gözüküyor. Bu arada bu şekilde gördüğünüz gibi iki yol olacak arkadaşlar. Başlarsınız bir sağdan bir soldan geleceğiz. Rakipler çok aman aman benzemiyor. Eğer istediklerimizi alabilsek ki şuradan bakıyorum. Onlar hani bize bu videoyu hazırlarken Herkül, Magneto, Ghost, Anus ve Nick Fury üzerinden yani istediğimiz rola demek ki girebiliyoruz. Ve bir enerji. Büyükler yani biraz güçlü 40 bin falan sağ güçlü gözüküyorlar ama bu da ortalama canları 200-300 bin civarında olacağını gösteriyor arkadaşlar. 200 bin civarında. Adamına göre 300 bine de çıkabilir. Yani 180 binler de olabilir. Mesela çikilopların falan canları düşüktür. 180 olabilir. 150-180. Hulk Buster'ların mesela Hulk'ların ya da 250-300 bin civarı olabilir arkadaşlar. Şöyle baktığımda başlangıç noktası burasıysa 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet 6 dövüş arkası boss arkadaşlar. Klasik 6 dövüş arkası boss geliyor. İlk bölüme baktığımızda Falcon hayal doğru düzgün bir defans sırası yok. Yani buradaki belki Manting için işte bir zehir yemeyen veyahut da alev adam var bir şey. Diğerleri hepsi rahat dövülecek yolar. Yani şu ilk bölümde zorlayacak bir hani dövüş olarak zorlayacak bir mekanik olarak zorlayacak bir eleman yok. Buradaki etkinliklerde arkadaşlar bugünkü videoda anlattım. Geçen hafta da anlatmıştım. Tekrar anlatıyoruz artık. Bu kadar geniş konu konseptimiz var. Neyse genel laf soktum kafama. Ondan sonracım arkadaşlar buraları oynuyoruz. Buradan mojo paraları topluyoruz. Mojo paralarını toplayacağız. Her zorluk seviyesinin kendine has para birimleri var. Birazdan mağazayı göreceğiz arkadaşlar. Mağazadan alışverişleri yapacağız. Hulkbuster bu da ikinci boss. Hulkbuster'la çok güzel oldu ya acılar. Mojo dolarları kazanın diyor ki. Lan dolardan haberleri yok bunların. İlk hafta ayın 9'unda açılıyor. Yani şu anda 2 gün hatta 1,5 2 gün diyelim biz. 2 gün sonra açılıyor. Ve ilk iki bölümü oynayacağız. İkinci haftaya gelelim. İkinci haftanın bosslarına baktığımızda Tigra ve Karadul var arkadaşlar. En eski Karadul var. Tigra defansta dediği. Bu sefer de böyle bir yol var. Yine bakıyorum yol arkadaşlar. Bakın bu Karadul'un boss olduğu yer. Şurada Karadul var. Karadul'un boss olduğu yer. Yine 30 bin 40 bin civarında savaş güçleri var. Drax'in 25 bin. Sol taraf sanıyorum sol taraf kolay taraf, sağ taraf zor taraf. Bazen böyle oluyor ya, işte bir tane kolay bir tane zor veriyor. Şuradan başlayacağız. Buradan yön alıp gideceğiz. Bir enerji. Yine 6 dövüş mü? Evet 6 dövüş. 6 dövüş üzerinden gidecek gene. Devam edelim. Oynatalım bakicim. Biliyorsunuz yazan, yöneten, rejide hepsi ben olduğum için. Tek kişilik dev kadro. Belki like atarsın. Hop son hafta arkadaşlar. Like'ı söyledikten sonra devam ediyorum. Son haftada Iron Man Infinity ve Mojo arkasında. Mojo parası olacağına göre ya bırakın da Mojo gelsin bari demiş. Üçüncü hafta sadece burası açılacak. Iron Man'in olduğu yer açılacak. Mojo kilitli kalacak. Ama mutlaka soracaklar. Abi Mojo'ya giremiyoruz, Mojo'ya giremiyoruz. Giremezsiniz. Bunlar magi izleseydiniz zat olurdu. Neyse. Ondan sonra son haftada Mojo açılacak. Ve Mojo'yu da yüzdükten sonra asıl büyük ödüllere, büyük Mojo paralarına o zaman ulaşacağız ve o zaman da mağazayı sömürmeye başlayacağız rahat rahat. Hop zoomladı. Zoomlamasa göremeyecektik ya. Burası da Mojo'nun olduğu yer arkadaşlar. Mojo Reis'in olduğu yer.
Yani bu maceraya direkt ağırlık vermenize gerek yok. Asıl baba ödülleri T 4. haftada alacaksınız arkadaşlar. O yüzden çok ıkınmayın. Ve geldik arkadaşlar işte özel Mojo mağazasına. Söylemiştik bunları. Hepsinin kendine has Mojo paraları var. Onlarla alacaksınız diye. Bakın mesela bunlar küçük olanlar. Demek ki mağazada üst sıradaki cücük olanlar çıkacak. MTN Store diye, MTN mağazası diye çıkacak bize. Hadi kaydır aşağı doğru da görelim, aşağıdaki büyük ödülleri görelim. Evet, kaydırıyor ama full halde kaydırıyor. Neyse, yavaş yavaş. Bak, T4'lerin olduğu yer. Alfa 1 parçaları, 5 yıldız parçaları. Bunların hepsini anlattık. Magi izliyorsanız bilginiz vardır. Ben Magi izliyorum da oradan görüyorum. 6 yıldız parçaları, 6 yıldız parçalarına gelsene Gundi. Bunlardan Mojo paraları. Hepsinin kendine has Mojo paraları olacak demiştik. Efsanevi Mojo parası. Mesela bu arkadaşlar %1 ve bir tane S4 kristali 110 Mojo parasına mal oluyor. Bundan 10 tane alabiliyorsunuz. Yani 1110 Mojo parasına gidiyor. Bu ayki ödüller gerçekten çok güzel. Eğer kabam değiştirmezse ki kabama hiçbir zaman güvenmedik. Elhamdülillah. Devam ediyor aşağı doğru. Bak artık S4'ler kendileri gözüküyor. Alfa 2 T4 paketleri, Alfa 1 T5 paketleri, 6 yıldız artı özgünlük, lan çek şunu be oğlum. Bosna'da Tigra. Tigra'da boss olarak gelecek. Kameraya niye vuruyorsun lan? Vizyonsuz telefonlar kaç para? Benim var mı? Çakkal. Bunları yaptınız. Mesela avcılar geldiniz. İşte Iron Man'leri oynadık, paraları harcadık. Paraları harcadığımız için bir daha bize ödül verecekler. Şu gördüğünüz solo bireysel arkadaşlar ödüller. Harcanan her para 1 puan olacak. Yani 110 paraya bir paket aldığınızda 110 puanınız olmuş olacak. Hepsini alacağız arkadaşlar. Bu ödüllerin hepsini tek 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 anlattıydık. Bazıları seçmeli. Mesela seçmeli kristal varsa içinde iki farklı ödül var. İkisinden birini seçeceksiniz. Mojo. Ve yine kendi içindeki arkadaşlar aylık kristalleri de şu olacak. Aylık şövalye kristalleri. Şekilde gördüğümüz gibi. Bunun da içinde çıkan karakterleri anlatmıştık. O zaman Penny Parker çok etkili olacak demiştik. Demiştik kardeşim, söylemiştik. Cinnet geçittirmeyin lan adama diyor ya. Kim diyordu, tam hatırlamıyorum onu ama. Penny Parker. 6 yıldız Penny Parker size çıkacak diyor. Bak çıkacakmış. Haftalık takvimle geliyor. Haftalık takvimde bu olacak. Bunlar da işte her hafta bir tane kristal açmanızı sağlayacak. Şövalye. Başka bir şey var mı? Dork Reis çıktı buradan. Bunu salla. Dork Reis'i. Tamam, bitti, bu kadardı. Velhasıl kelam arkadaşlar, içerik hakkında da bilgimiz oldu. Özellikle ilave maden içeriği biraz daha açıkçası beklediğimden daha zorlu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Daha külfetli olacak gibi gözüküyor. Valla ödüller artsın da 2 katı 3 katı daha da yükselebilir. Sıkıntı yok. Sizler de artık arkadaşlar olaya hakimsiniz. Allah nasip ederse çarşamba günü buralardayız. Bir aksilik olmasa canlı yayında bombalayacağız. Kimseye falan söz vermeyin. Alın çayınızı, çorbanızı, gelin buraya. Yani bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yani arkadaşlar bakın, ben yayıncı olduğum için yayın açıyorum ve o gün anında oynarım. İnanın bana, yayıncı olmasam açarım abi bir herhangi bir yayıncıyı. Varsa Türk açarım mesela. Abi izlerim. Sinir mi geçiriyor? Kriz mi geçiriyor? Makarım yapıyor. Oturur keyfini çıkartırım ya. Bir anda oynamam yani. Bazı arkadaşlar biliyorsunuz yayıncıyla kapışıyor. Ben ondan önce bitireceğim diye falan. Yayıncının bundan tabii haberi olmuyor. Neyse, artık haberim var. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Destek olmak isterseniz orada bir tane like butonu var, basabilirsiniz. Hadi hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.